Deretepe Aksaray programından hepinize sevgiler. Burada da çok özel bir konuğum var. Her zaman böyle şık giyinir misin yoksa bugün bize özel mi? Yeni kentin Elon Musk'ıyla birlikte. Allah sağ olasın. Kaç tane hayvan var? Kaç tane? Deretepe Aksaray programından hepinize mutlu günler sevgili seyirciler. Aksaray'ımızı karış karış gezip sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, tertemiz havası, yemyeşil doğasıyla, sıcakkanlı insanlarıyla bilinen Topakkaya'dayız. Sevgili seyirciler, Topakkaya'da Sadi abiyle birlikteyiz. Doğru söyledim mi? Evet, evet. Abi seni çok kısa bir tanıyalım. Ben Sadi Baysal, Topakkaya'da emekli olarak köyümde duruyorum, çalışıyoruz. Nereden emeklisin? DSE'den emekliyim. Kaç yıl çalıştın DSE'de? DSE'de 30 yıl çalıştım Ankara'da, 5 bölgede. Devamlı çalışıyoruz işte. Burada şimdi ne yapıyorsun? Emekli oldun, köye geldin Topakkaya'ya. Tarlayla neyle uğraşıyoruz? Bahçeyle, bahçe işiyle uğraşıyoruz. Ne ekip ne biçiliyor bu bölgede veya sen ne ekip ne biçiyorsun? Arpa var, buğday var, ayçiçeği var, zepseler var, bağ, üzüm bağı var. Taş dakar tarla var. Dakar, 80 dakar var. Maşallah canım, iyi gene de. Dakar var. Üzüm yaprağını satıyoruz. Pekmezini satıyoruz. Sana karada ölüm yok. Yani tarla tapan var maşallah 80 dekar. Var var. Var. Babamızdan kalma aldık. Biraderlerden satın aldık. Şimdilik bu kadar yani. Seni çağırdığımızda şapka takılıydı. Amerikan şapkası dedin. Ha, ne için? Amerikan şapkası. Nereden geldi bu şapka? Cidden Amerika'dan mı? Yok yok, buradan Türkiye. Çünkü Ahyem Taş yazıyor. He, Ahyem. Zaten seni biz şöyle arkan dönük bir şekilde gördüğümüzde dedi ki başkanıma, başkanım şu abi dedik çok komik birine benziyor dedik. Onun sülalesi de öyledir dedi, çok komiktir onlar dedi. Evet evet. Doğru. Niye öyle diyor size doğru, peki? Doğru söylemiş, doğru söylemiş. Yani siz... Sevilir kişi olduğumuz için, yani sevilir kişi köyde, sevilir kişiyiz biz. Abi ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Sevgili seyirciler, köye gelir gelmez komik şeyler bizi bulmaya başladı. Lakabı mafya olan bir abiyle birlikteyiz. Sana niye öyle diyorlar dedim, ben Topakkaya'nın mafyasıyım diyor. Şimdi mikrofonu kendine uzatıyoruz. Seni bir tanıyalım abi çok kısa. Benim ismim Selahattin Büyük. Sana niye mafya diyorlar? Ya burada mafyalık yapıyorum da onu uç. Ya niye öyle diyorlar sana? Lakabı mafya, şaka ya, şaka. Anladım. Lakabı, bir insana niye mafya lakabı takılır? Böyle mafya diyorlar. Ne iş yapıyorsun abi burada? Hiç malaya katarım yok, yanlış anlama. Burada ne iş yapıyorsun? Buradan ben korumada bekçiyim. Ondan diyorlar yani, he, mesleğini söylesen. Ondan söylüyorlar bana, bundan söylüyorlar. Burada korumada bekçiyim ben. Ha, köyün bekçisi sen misin? Köy sana mı emanet? He. Mesai saatlerin gece mi? Gündüz de gece de. 7-24 köy için hazır ve nazır bekliyorsun. Aynen, aynen, aynen. Başka neler yaparsın abi? Kaç yıldır bekçisin? Burada bu sene bekçiyim ben. Öncesinde ne iş yapıyordun? Önce mi? Serbest meslek. Serbest meslek yapıyordum. Yani ne yapıyordun işte serbest meslekte? Vay, un kuzu. Ondan uğraşıyordum. Ha, çobanlık yapıyordun. Evet, çobanlık yapıyordum. Tarla tapan var mı? Tarla tapan yok baba. Kaç oğlan kaç kız var? 3 oğlan var, elini öper, 3 oğlan var. Allah bağışlasın. Var mı bize söylemek istediğin bir şey? Teşekkür ederim, sizin başkanlarımız var. Ayhan başkanım var. Ondan sonra başkanım var, genel başkanımız var. Allah razı olsun. Çok iyi çalışıyorlar. Ayhan başkan dediğin ne iş yapıyor? Neyin başkanı? Burada başkanın yardımcısı. Başkanım hoş geldin. Sağ ol, Allah razı olsun. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi başkanın yanındayken başkan dedi ki köyün mafyası geliyor dedi. Bir korktuk. Şimdi, ama lakabı öyleymiş. Şimdi Selahattin'in lakabı öyle ama Topakkaya'da sevilen sayılan bir arkadaşımız. Kendisi esnaf. Burada
Bekçilik de yapıyor korumada. Da iyi bir arkadaş. Sizi çok kısa tanıyalım başkanım. Siz... Ben Ayhan Akça, Topakkayalıyım. 1963 doğumluyum. Ortaokul mezunuyum. Esnafım. Belediye meclis üyesiyim şu anda. Biz bayağı 20-25 senedir Adem Başkan, geçmiş dönem belediye başkanlarına beraber çalıştık. Topakkaya inşallah bir şeyler kazandırdık. Kazandırmaya devam ediyor inşallah. İnşallah başkanım. Biz de kolaylıklar diliyoruz bu arada. Allah razı olsun. Bazı projelerimiz var, yapılacak. Bunları inşallah başarmaya çalışacak inşallah. İnşallah başkanım. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mafya dayım, sana da çok teşekkür ederim. Çok. Var mı söylemek istediğin bir şey? Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Bundan sonra Topakkaya'ya geldiğinde Adem Başkan'dan önce mafya dayımı soracağım. Baba, yani seni gösterirler değil mi? Sıra geldin. Başımız üstüne yeriniz var. Mafya nerede desem gösterirler mi sana? Çocuktan da sorsam gösterirler baba. Şimdi köyün kahvesine gittiğimde sorarım ama. Sor baba, nereden sorarsa sor. Buraya geldin miydin? Herkesten sor. Tamamdır, çok teşekkürler. Çıkayım. Eyvallah. Çık. Allah razı olsun. Selahattin mafyayı tanımayan yok. Herkes tanır. Biz de aynı şekilde Aksaray'a gelirseniz belediyede her türlü misafir eder, çay kahve ikram ederiz. Bizim de aynı. Bizim de aynı. Size burada saygımız, sevgimiz, kapımız 24 yaz açık size. Çekiyorlar bunlar bizi de. Eski adamlar ne yapardı diyorlar. Eski adamın torpağı olamazdık biz. Sen de eskisin ya. Ne eskiyik ya, daha dünküyük ya. Ya 80 yaşındasın, nasıl olacak ya? Hey anam ay. Lan babam gel, 4 karıdan adamlar birbirine öte gitmedi ya. 4 karıdan çocuk var ya. Şimdiki nesil? Şimdiki nesil bir çocuğu karaltı diyor. Ya. Allah Allah. Yeter kardeş. Yetmez kardeş. Yeter. Dedem kaç yaşındasın? 44'lüyüm. Maşallah, kaç oğlan kaç kız var? 6 oğlan 2 kız var. 2 90 geldi. Ezel bir manga yapalım diye uğraşırdık. Abi seni çok kısa bir tanıyalım mı? Ne? Ya Topakkaya'da Mehmet Aydoğdu, ya esas ismi Muhammed de Mehmet Aydoğdu olarak geçecek kimlikte. Kızarcılık, ağaççılık mı yapıyorsun? Aynen böyle, şimdi şu andaki olan işte komşuların odunlarını falan yaparım ben, başka bir şey yok. Abi bu şapkan çok dikkatimi çekti. Bu şapka bizim belediyede yok. Sen nereden aldın bunu? Ya Aksaray Belediyesi değil mi? Tamam şimdi yeter. Nasıl olsa geliyor gidiyor. Yani bizim çok eski logolardan. Aynen öyle. Başka ne yapalım? Ne yapacaksın şimdi burada? Kimin ağacını keseceksin? Komşumun ağacını keseceğim. O zaman biz seni tutmayalım. Şöyle biz seni hızarla, yani ağaçları keserken de çekelim. Olur. Olmaz diye bir şey yok. Reklam tamam abi, şöyle. Daha güzel olur. Aynen öyle. Oldu. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Topakkaya'daki turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Buraya gelmemizdeki asıl sebeplerden bir tanesi Aksaray'da duyduğumuz ilginç bir bilgi oldu. Bize Aksaray'da dendi ki Topakkaya'ya gidin bu hafta. Köyde kahve var fakat yıllardır okeydi, kağıt oyunları oynanmıyor dendi. Onu teyit etmek için geldik, kahvenin önündeyiz. Birbirinden tatlı, birbiriyle atışan, böyle tatlı atışan amcalarımızı bulduk. Şimdi şöyle yanlarına bir oturalım. Aslında gelir gelmez kayda girseydik çok güzel doğal şeyler çıkacaktı. Kahvede sağ tarafımda İsmail abi var. İsmail abi, önce seni çok kısa bir tanıyalım. Evet, ben Topakkaya'da İsmail Akbulut, bana koçum diller. Mesela ne gibi durum soruyorsunuz? Söylen cevaplandırayım. Önce şeyi sorayım, sana niye koçum diyorlar? Koç olduğum için koçum. Abi soyadın Koç değil. Akbulut. Tamam işte, soyadın Akbulut. Niye koçum diyorlar? Ben böyle bir adayla ne çıktım? Koç gibisin dediler. Koçum mu? Öyle koçum kaldı. Kaç yılında çıktın adayla? Aşağı yukarı 20 sene oldu yani. Şimdi şeyi soracağız. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Bize dediler ki Aksaray'da, Topakkaya'da dediler. Yıllardır kahvelerde oyun yok dediler. Yok, doğru. Kaç yılından beri yok?
20 yıldır, 25 yıldır yok aşağıya. 86'dan yok. 86'dan bu tarafa yok. 35-40 yıldır yok. Peki neden yok? Vallahi zamanında evden çıkmayan ihtiyarlar vardı. Hanımın yanında oturan insanlar vardı. 3-4 kişi o zaman onların sözü geçerli gibiydi. Yasak ettiler. Yasak etti. O günden bugüne hiçbir oyun, okey, tavla, şu hiçbir şey yok. Ha, köyün ileri gelenleri zamanında yasakladı. O günden beri oynanmıyor. Evet. Sıkılmıyorsunuz mu peki? Çok sıkılıyor. Topakkaya boş kaldığı zaman Çimeli'de, Aksaray'da, Toki'de gidip eğlencesini orada yapıyorlar. Burada insanlar olmadığı için buraya esnafımız yok, doğru dürüst bakkalımız, doğru dürüst misafirimiz gelse doğru dürüst kahvemiz bile yok ya. Bunlar olması lazım. Okey geri mi gelsin diyorsun sen? Ufak tefek okey gelsin, kumar oynanmasın. Kumara ben de karşıyım. Ama ufak tefek eğlence olacak bir kasabada. Sadece tavlayla sevgili seyirciler bilardo varmış, onu oynuyorlarmış. Ben neden bu iki abiyi seçtim biliyor musunuz? İkisi bilardoda köyün en iyilerindenmiş. Birazdan bize hünerlerini gösterecekler. Bir üst kata çıkacağız. İkiniz bir bilardoda bize bir şov yapın bakalım. Baba 75 yaşında adam ne şov yapacak ya, işi bitmiş ya. Yalnız gelecek insanlar için. Burası bir kalabalık, bir kasaba kalabalık olması lazım. Buralara bakkallar, yemekhaneler, lokantalar, iyi bir güzel misafirimiz geldiği zaman çay ocaklarının olması lazım baba. Bunlar hiçbir yok. Bunların hepsinden mahrumuk. Abi sen ne diyorsun? Seni de çok kısa bir tanıyalım. Destekliyor musun İsmail abiye? Ya ne diyeyim, şimdi zamanında biz de çok oynadık. Ama şimdi canım istemiyor. Olsan yok. Olsak oynarık yani. Olmasa da sorun değil diyorsun. Değil, olmasa da sorun değil. Ne güzel oturdunuz bak burada, sohbet muhabbet ediyorsunuz. Evet. Seni kısaca bir tanıyalım abi. Adın soyadın nedir? Kaç oğlan kaç kız var? 3 tane çocuğum var. 2 oğlan 1 kız. Hepsini ev verdim, bakardım. Kendim emekliyim. Emekli olmadan önce ne iş yapıyordun? Petrolde çalışıyordum. Tarla tapan var mı sende de? Ufak evet vardı. Şu anda bahçem var işte. Zaten sizin buraların yani havası, suyu, toprağı çok güzel. Burada insan yaşlanmaz ki. Yok tabii canım. Sevgili seyirciler, 7-8 tane abiyle oturuyoruz. En yaşlısı kalktı biraz önce. 85 yaşındaymış. İsmail abiyi duydunuz, 75. Senin yaş kaç abi? Benim 65. Maşallah yani herkes 60'ın üstü sevgili seyirciler ama hepsi çok diri. Neden diri? Havası, suyu, toprağı, Topakkaya'nın bambaşka. İnsanlar burada yaşlanmıyor haliyle. Var mı bize söylemek istediğin bir şey? Bir şey yok. İsmail abi senin var mı? Vallahi benim şuralarda ufak deve gençlerimiz için, dışarı gitmemesi için burada ufak deve eğlence olması lazım yani. Kumar değil de eğlence. Zaten Dere Tepe Aksaray program bizim adı. Onun aracılığıyla da duyurmuş olacağım. Bunu izleyenler seni böyle duygularını, düşüncelerini öğrenmiş olacak. Öğrenmiş olacaklar baba. Olması lazım. Burada insanlar burada olursa Topakkaya'mız ileri geleceğe bir yatırımlar yapar. Asfalt boyunda neler olmaz ya. Hepsi olur. Bir kahvemiz, şurada kahvede oturup kalkıp bir çorba lokantamız olması lazım. Bunlar ne? İnsan olmayışın olmuyor. Bu da eğlence olmayışın olmuyor. İsmail abi çok teşekkür ederim ben sana. Ben size teşekkür ederim baba. Semih Saygın er misin mübarek? 10 numara oynuyorsun. Yok koçum öyle yok ya. Ancak kendimizi de eğlence yapıyoruz. Attığını şey yapıyorsun, deliğe sokuyorsun. Dek gelirse oluyor ya. Dek gelirse oluyor. Sen mi daha iyi oynuyorsun abime? Mürsel daha güzel oynuyor benden. Mürsel abi göster bakalım şovunu. Bak İsmail abi diyor tamam. Ki Mürsel benden daha iyi oynuyor diyor. Şimdi ben oynuyorum tamam. Evet sevgili seyirciler Mürsel abi şöyle gezdiriyor bakalım bizi şeyin başında. Hadi bakalım. Konsantre ol Mürsel abi, hızlı vurma. Hiç konsantre olmadın ki. Tamam daha topları yatırma için olmaz. Dur. Rakip tanır mısın üstüne bilardoda bu köyde? Canım bizden iyi oynayanlar var. Kim mesela? Şu adam bak çok güzel oynar.
Sevgili seyirciler, Topakkaya'da turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bizi başkanlık makamında ağırlayan gönlü güzel misafirperver başkanımız Adem Baylan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Önce seni çok kısa bir tanıyalım, daha sonra köy hakkında bize söylemek istediklerini söyleyebilirsin. Adem Baylan, Topakkaya kasabası doğumluyum. Bu ikinci dönemimiz, Allah izin verirse durmak yok, yola devam ediyoruz. Bu dönemde yeni bir projelerin var mı başkanım? Var, yeni projelerimiz var. Düğün salonu projemiz var. Hemen şu en kısa zamanda 8-10 gün içinde temelini atacağız Allah izin verirse. Doğal gazımız tam hızıyla devam ediyor. İyiyiz yani. Biz yol kenarında çekim yaparken bir sağlık ocağı da gördük. Orada da bir inşaat çalışması var. Ocağımız yapılıyor. Yılbaşında inşallah hizmete açılacak. Orada da sıkıntımız yok çok şükür. Tam hızıyla o da devam ediyor baba. Sevgili seyirciler, Topakkaya halkının neden Adem Başkan'ı tercih ettiğini şimdi bir kez daha anladık. Adam şu anda hali hazırda zaten bir sağlık ocağı inşaatları var. Yılbaşına açılacak. Yılbaşında açılacak bir doğalgazı var. Düğün salonu var, doğalgaz demiş var. Yani bir kasabanın tüm beklentilerini karşılayacak nitelikte. Evet. Köy hakkında yani köydeki insanların genel olarak geçim kaynağı, nüfusu, onlarla ilgili bir bilgi alalım başkanım. Evet, köyün geçim kaynağı tarımdır. Tarım, ayçiçek, arpa, buğday, mısır, geçim kaynaklarımız bunlardır geçim kaynaklarımız. Zaten sizin köyün şeyinde de flamasında da zaten ayçiçeği var. Var ayçiçeği amblemimizde de var babacığım, o da var. Sevgili seyirciler, buradan Adem Başkan'ın nezdinde toprağı alın teriyle işleyen tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyoruz. Yine aynı şekilde hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize de bol bereketli kazançlar diliyoruz. Var mı başkanım son olarak hem köylüne hem de Aksaray halkına söylemek istediğim şey? Herkesin işi gücü rast gelsin. Size de özellikle teşekkür ediyorum. Evren Başkanıma da teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiği için işiniz gücünüz rast gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Topakkaya'daki turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili seyirciler, Aksaray'ımızın her noktasında hayvancılık faaliyeti olduğu gibi Topakkaya'da da yoğun bir şekilde yapılıyor. Ve şu anda bir mandıradayız. Mandırada Arif Bey ile birlikteyiz. Arif abi, önce seni çok kısa bir tanıyalım. Ben Arif Keleş. Kurbanlaşıklarla uğraşırız. Besicilik uğraşırız. Burası senin mi abi? Kendimizin, evet. Kaç tane inek var? 100 tane falan var. Maşallah abi. Sevgili seyirciler, Arif abi sağ olsun çok sıcakkanlı, böyle hemen misafir etti, davet etti mandırasına. Abi şöyle hayvancılık hakkında bize bilgi ver. Yani bunları ne için besliyorsun? Hayvancılık zor mu, kolay mı? Zor ya. Kolay değil. Yayı yok. Yayılıyor. Ondan sonra içeri alıyoruz kurban zamanı. Kurbanlık satışlarınız da var? Var var. Kurbanlık satışlarımız da var. Kesim yerimiz de var. Kesmanemiz de var. Hepsi var. Sütünü falan ne yapıyorsunuz? Süt yok bize. Besi. Kurbanla besine uğraşıyoruz. Sadece kurbanla mı satıyor? Evet, kurbanla besine uğraşıyoruz. Cinsi ne abi bunların? Simental, akbaş. Simental ve akbaş. Evet. Sevgili seyirciler, çok tatlı. Yani gerçekten çok uysal hayvanları var abimin. Yani kendini sevdiriyor, insandan kaçmıyor derken tam şöyle. Oyna. Abi pek de oynuyor gibi değil de. Senin adın ne? Muhammed. Sen çok mu seviyorsun inekleri? Evet. İnekleri genelde kim besliyor? Sen mi besliyorsun, başkası mı? Babam. Sen de ama böyle biliyorsun yani nasıl saman atılacağını. Evet. İsimleri var mı bunların? Yok. Tamam, şöyle bir at bakalım, ineklerin karnını doyu da seni de çekelim. Sevgili seyirciler, mandıranın hemen yan tarafındaki alana geldik. Arif abinin emmisi Yaşar abiyle birlikteyiz. Yaşar Keleş. Yaşar abi, seni çok kısa bir tanıyalım önce. Ben Yaşar Keleş. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz Topakkaya'da. Mandıra hep senin mi? Benim. Toplam kaç inek var? Burası yeğenimin, benimki öbür taraf. Benim 65-70 tane var, yeğenim var 65-70 tane. Maşallah, bereketli olsun. Arif abi dedi ki biz süt için değil, sadece böyle kurbanda, evet, satmak için kurban, dedi. Kurban için uğraşırız biz. Kurban meşhur bizde şimdi. Aksaray'da bir tane malımız, pazara gitmeyiz biz. Yani dediği gibi, sevgili seyirciler, Yaşar abin de söylediği gibi kurban zamanı geldiğinde Topakkaya, evet, kurbanlıklarda yani gerçekten zirve desek yanlış söylemiş olmayız. Yaşar abiyle de tanıştığımız iyi oldu. Kurbanda sana müşteri göndeririz inşallah. İnşallah bekleriz müşterimizi de. Ben aynı zamanda meclis üyesiyim Topakkaya Belediyesi'nde.
Adam hem siyasetin içinde hem hayvancılık yapıyor. Şeyi soracağım Yaşar abi. Hayvancılığın en zor yanı ne? Vallahi bize göre bu en zor yanı yok ya. Ben peki zorlukları abi. Ne? Zorluklar da yok ya. İşini severek yapınca zorluğu olur mu? Hiç olmaz. Ben o biçim şimdi hayvan olmayınca yapamıyorum. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ben 80'den bu yana yaparız. Babamızın mesleği. Yani sen şimdi hiç düğüne bayrama gitmiyor mu? Hasta olmuyor mu? Gideriz canım, oralara gideriz. Hayvan hasta gitmem. Hayvanı da şey yaparım. Hayvan 80'den beri bu işin içindesin artık, evet. Yani bir hayvanı şöyle görünüşünden anlarsın ne sorun oldun değil mi? Veteriner her zaman biz çağırmayız. Biz o işi kendimiz hallederiz. Veteriner son çare mi? Son çare. Veterinerimiz var. Şimdi telefonumuzu açarız hemen ilacımızı gönderir. Veteriner hiç şöyle veteriner çağırıp buraya şey yapmaz. Görev öğretti veteriner bize ya. Yaşar abi buralar hep senin mi şu evler, mandıra falan? Bizim üç biraderik burada, üçümüzün. Karşılar benim, bura biraderin, öbür biraderin. Üç kardeş burada hayvancılığa girdiniz. Hayvancılığa girdik, kurban işi bizdeki. Müşterilerimiz gelir buraya, hiçbir tane malımız kalmaz. Bizikinde öyle üç kağıt iş olmaz. Neyse o aynı müşteri, sen de buraya aynı müşterilerimiz gelir, malımız kalmaz Allah'ın izniyle. Şöyle bir geçelim o zaman mandıranı, anlat bakalım. Yaşar abi maşallah makine gibisin. Öyle olacak, öyle olmasak olmaz zaten ya. Bir helkeye mi bunu bana bıraksan bir saatte saçardım. Bizdeki daha bu 5 yakada bitmesi lazımdı. Bu sene kurbancıklarımı daha bir özel iş yaptı. Simetel bağladık bu sene hepsinde. Hepsi birbirine benziyor bunların. Simetel. Her sene karışık bağlıyordum. Siyah ala hoşlayın. Beğenmedim. Müşterilerime şimdi en kalitelisini kesmeye şey yaptım, istedim. Bu sene de en kalitelilerini bağladım. Sevgili seyirciler, Yaşar abiyi tebrik ediyoruz. Gerçekten adam işini aşkla yapıyor. Yani yaptığı işleri falan görseniz adam makine gibi. Hiç buraya makineye gerek yok. Adam zaten kendisi tarım makinesi, hayvancılık makinesi olmuş. İşimiz o. Ben kendisine bol bereketli kazançlar diliyorum. Kurban'da adresiniz mutlaka Yaşar Keleş olsun. Topakkaya'dayız. Yaşar abiyleyiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Saniyeler dakikaları kovaladı ve biz bir programımızın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Bu hafta sizlere Topakkaya'dan seslendik. Haftaya yine aynı saatte bizler Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.